Japonya'da Fukushima nükleer santralindeki radyoaktif su sızıntısına çözüm arayışları sürüyor. Santralin işletmecisi TEPCO şirketi sorunun giderilmesi için gerekli görülmesi durumunda yabancı uzmanlardan yardım alacağını belirtti. Sızıntının durdurulmasının yanı sıra okyanustaki temizliğin maliyetinin 3 milyar doları aşması bekleniyor. Fukushima nükleer santralini ziyaret eden Japonya Sanayi Bakanı çalışmalarla ilgili hükümetin tüm sorumluluğu üstleneceğini açıklamıştı. Öte yandan Japonya Nükleer Enerji Kurumu santraldeki radyoaktif su sızıntısının tehlike seviyesini uluslararası düzeyde 1'den 3'e yükseltti. 2011 yılındaki depremde büyük zarar gören Fukushima santralindeki radyoaktif tehlike seviyesi uluslararası nükleer ve radyolojik durum ölçeğine göre 7 olarak açıklanmıştı.